Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği belirli aralıklarla düzenlediği kentteki siyasilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuk olarak katıldığı dayanışma kahvaltılarını sürdürüyor. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği yönetimi, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş'ın katılımı ile bir kahvaltı programı düzenledi. Sampila Ocak başında düzenlenen kahvaltılı sohbet toplantısına Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Başkan Vekili Hacı Odabaş, Yönetim Kurulu üyeleri Güngör Atak, Bayhan Özsaraç, Volkan Sınayuç, Satılmış İnaç, Kubilay Kaan Yücel, Gazi Noyan ile bazı gazeteciler ve Ticaret Borsası görevlileri katıldı. Kahvaltıda Çorum'un temel sorunları, ticaret borsasının faaliyetleri ve basın mensuplarının sorunları istişare edildi. Toplantıya katılan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Çorum gündemini değerlendirerek kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de toplantıya katılmalarından dolayı Ali Bektaş'a, dernek yönetim kurulu üyelerine ve Sampila Ocakbaşı yetkililerine teşekkür etti. Görsel yayın, basılı yayın her zaman bizim gurur duyduğumuz, Çorum'un gözü kulağı olduğu, Çorum'un neler yapıldığını en icra köşesinde, en dip noktasına varana kadar, en tavanına varana kadar bizler en iyi şekilde anlatabilen, Çorum'u şehir dışlarında, Anadolu'da, yurt dışında en iyi şekilde bizim ne yaptıklarımızı, Çorum'un ne yaptıklarını en iyi şekilde anlatan bir kurumsunuz. Eğer bir şehrin medyası gelişmediyse, gazeteciler cemiyeti, yayıncılar birliği gelişmediyse o şehrin zaten gelişmesi, büyümesi mümkün değil. Eğer Anadolu'nun bağrında, bu kırsal alanda limanı olmayan, demiryolu olmayan, havalimanı olmayan, devletin fazla yatırımı olmayan bir şehirde, eğer bu Bozkır'da bir sanayi şehri oluyorsak, eğer marka şehir oluyorsak, markalarımız gelişiyorsa, bir tabii ki kendi gayretlerinin dışında ama bunda sizin emeğiniz çok fazla. Bu gazeteciler cemiyetinin, Hitit Gazeteciler Cemiyeti'nin, Çorum'daki basının hakikaten gayreti çok fazla. Onun için Çorumlar olaraktan, sanayicilerimiz olarak, iş adamları olaraktan, kurumlar olaraktan size çok şeyler borçluyuz. Allah size yar ve yardımcınız olsun. Sizin her zaman elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar her zaman yanınızda olmaya, sizinle birlikte çalışmak bizim boynumuzun borcu. Saygıdeğer kardeşlerim, eğer ki bugün bir daha önceki giden valimize gittim söyledim ben. Açık ve net söylüyorum. Eğer bir şehirde dayanışma varsa, bir şehirde istişare varsa, bir şehirde kardeşlik duyguları geliştiyse, bir şehirde insanlar kol kola girip de bir kardeşlik bağına, sosyal ilişkiler geliştiriyorsa o şehir mutlaka Anadolu'da marka şehir olacaktır, gelişmesi olacaktır. Bakıyorsunuz Kayseri'ye, ayda bir gün mutlaka sivil toplum örgütleri bir araya geliyor, valisinden, milletvekillerinden, bakanlarından, belediye başkanlarından, sivil toplum örgütlerinden bir araya geliyorlar. Biz bir ay önce şehirde ne yaptık? Bir ay sonra şehirde ne yapacağız? Konya'ya gittik, gözlerimizle gördük. İnsan da şunu söylüyor bize. Diyor ki, valimiz başta olmak şartıyla milletvekillerimiz, bakanlarımız, sivil toplum örgütleri, biz bir araya geliyoruz. Biz bir yıl önce, 5 yıl önce Konya'da ne yaptık? Tekrar dönüyorlar. Biz bir ay sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonra Konya'da ne yapacağız? İşte bir şehir marka oluyorsa birliğinden, dirliğinden oluyor. Eğer Çorum'da biz birliğimizi, dirliğimizi sağlayamazsak marka şehri bırak hiçbir şey olamayız. Onun için Çorum'da yapacak en önemli şey marka şehir olmamız için birliğimizi, dirliğimizi sağlamak ve bir arada hep birlikte birliğimizi, dirliğimizi göstermemiz lazım. Şimdi Çorum'da, Türkiye'de biliyorsunuz 100 yılın kuraklığı oldu. Şimdi Türkiye'de 100 yılın kuraklığı oldu ama ben buradan Çorum çiftçisine, Çorum esnafına hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye'de 100 yılın kuraklığı olmasına nazaran biz bu sene tekrar geri Çorum ve Türkiye'de belli bir üretimi yakaladık, belli bir ciro yakaladık. Milyar doların üzerinde ciromuzu yaptık borsalardan. 1.250 milyar dolar ciromuz var. Bu günü biz Çorum çiftçisine, Çorum esnafına teşekkür ediyorum. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği olarak Çorum'daki yerel basının Çorum'a ne tür bir katkıları olabilir? Daha fazla nasıl işlemler yapabiliriz? Hem bunun hem de yerel basındaki Çorum'un ve bölgesel olarak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı beraber istişare edip beraber paylaşabileceğimiz bir ortam kurmak için siz değerli büyüklerimizi çağırıyoruz. Hem onlarla istişare ediyoruz, hem sizlerden fikir alıyoruz.
Böyle bir toplantılar düzenliyoruz değişik zamanlarda. Bu haftaki toplantımıza da sizi çağırdık. Siz de geldiniz, kabul ettiniz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.